Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber amatörce toprak güveçte dana eti nasıl yapılır? Hep birlikte hazırlayacağız arkadaşlar. Ben hazırlıklarımı yaptım daha önceden. Şimdi sizlerle sırasıyla bunun yerleştirmesini yapalım. İki tane, üç tane patates arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en alttan zemin kısmına yerleştiriyorsunuz. Ben bunları önceden yıkadım, doğradım, hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patatesleri düz düz yapıyorsunuz. İnce ve düz arkadaşlar. Kavanoz kapağı şeklinde o kalınlıkta. Evet. Patateslerimizi koyduktan sonra löp dana etlerimizi, ister bunu kemikli yaparsınız, ister kemiksiz yaparsınız, yağlı yaparsınız. Ben löp dana eti yapıyorum arkadaşlar. Yemesi kolay oluyor. Hiç kemikten uğraşmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, tam yaklaşık 1 kilo kadar. Dana etimizi de koyduktan sonra üstüne yine düz bir şekilde kestiğiniz soğanlarınızı yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ben karışık yaptım. Kırmızı soğan. Gördüğünüz gibi beyaz soğan şeklinde. Evet. Çok güzel yerleşti arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yine aynı şekilde kesip hazırladığımız domateslerimizi diziyoruz arkadaşlar. Bunu istediğiniz miktarlarda kimi domatesini fazla yapar, kimi soğanını fazla yapar. Ben soğanı ve domatesi sevdiğim için bol soğanlı ve domatesli yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Az atıyorum. Daha sonra eksik olursa sonradan tamamlarız. Şu ana kadar arkadaşlar patatesini koyduk, etini koyduk, soğanını koyduk, domatesini koyduk ve tuzunu attık. Sonra bir miktar karabiber arkadaşlar. Sizin isteğinize göre. Evet. Sonra bir miktar nane, taze nane. Evet. Bir miktar da kırmızı pul biber. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine koyabildiğimiz kadar su koyacağız arkadaşlar. Bakın. Kenarda yavaş yavaş taşmayacak şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Patatesi koymadan önce çok hafif de çok az bir şey sıvı yağ ya da tereyağı koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi su seviyesi yarım santim kadar ağız kısmına yaklaştı. Burada bırakıyorum arkadaşlar.
Şimdi bunun üzerine folyoyla kapatıyorum. Ve bunu bir ip yardımıyla iple bağlıyoruz arkadaşlar. Mümkünse ipiniz kendir ya da metal olabilir. Çabuk yanmayan bir iple güzelce bağlıyorsunuz. Evet, şu anda güvecimiz fırınımıza girmeye hazır arkadaşlar. Folyolarını alta taslıyorum. Evet. Ve şimdi şimdi vecimizi önceden yakıp hazırlamış olduğumuz evet sobamızın fırınına yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sobamızın fırınına güvecimizi yerleştirdik. Ve kapatıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sobamızı yakacağız arkadaşlar. Ve 2 saatin sonunda hep beraber bakacağız nasıl bir güveç oldu. 2 saat sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 saati geçti. Şimdi toprak güvecimizi fırınımızdan çıkartıyoruz. Hep birlikte bakacağız. Bakalım nasıl bir şey olmuş arkadaşlar. Evet, dikkatlice. Akşama denk geldi. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Toprak güvecimizi sizinle birlikte açacağız. Evet, kokusu çok güzel geliyor. Evet arkadaşlar. Çok sıcak. Evet. Nefis olmuş. Şöyle bakalım. Bakın. Etleri çok güzel pişmiş. Evet arkadaşlar. Soğanlarını görüyorsunuz. Patatesi nefis olmuş. Şimdi bunu soğumadan sıcak sıcak
Servise hazır yapacağız arkadaşlar. Böylece amatör bir şekilde toprak güveçimizi tamamlamış olduk. Herkese nasip olması dileğimle. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.